Plus Academy Merhabalar. 17. dersimizde beraberiz. Her zaman yaptığımız gibi ilk önce sorularınız var mı önceki derslere göre veya başka konularda? onları bir cevaplayalım. Yoksa başlarız. Bugün anlatacağım konu fonksiyonların devamı aslında. Dünkü dersimizin devamı sayılır. Fonksiyonlarla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorunuz yoksa o zaman konuya başlayalım. Evet. Konumuzu anlatmak için önce bir fonksiyon yazacağım. def sum Sum toplamak demek. Daha doğrusu toplamanın kısaltması ve A ve B diye iki parametre tanımladım. Fonksiyonu nasıl tanımlıyorduk? Önce def yazıyorduk, sonra fonksiyonumuzun ismini yazıyorduk, parantezi açıyorduk, içeriye de parametrelerini koyuyorduk. Bu fonksiyon ne yapacak? İki sayıyı toplayacak. Ve onu dönecek. Yani return A artı B yapacak. Ben de burada birinde dersem f string diyelim a artı b eşittir süslü parantezi koyuyorum buraya ve önceki değişken tanımlayalım. 12 b de 13. Buraya ne koyacağım? Buraya sum a ve p argümanlarını vereceğim. Burada unutmamak lazım ki buradaki parametrelerle Buradaki A ve B aynı şeyler değil. Karıştırmayın. İşte bu karıştırmama için ben parametrelere prm diye bir ek ekliyordum. Dün gösteriyordum size. İkisi bu ikisi bu ikisinden farklı değişkenler. Yani buradaki A ve B buradaki A ve B değil. Şimdi bunu çalıştırırsak Beklediğimiz cevabı görüyoruz. A artı B. Peki ben bir tane de C eklersem. Buna da 25 diyelim. 25 ile eklersem bu durumda toplamayı yapmak için buraya C'yi eklersem ne olur? Hata alırız. Çünkü diyor ki ben iki tane positional argüman bekliyorum. Sen üç tane vermişsin diyor. Çünkü burada parametre sayısı iki tane. O zaman geliyoruz buraya da C'yi ekliyoruz. O zaman toplamaya bunu da ekleyelim. Ve 13 artı 12 artı 13 eşittir 50. Çünkü mesajımız yanlış. O zaman bunu da buraya artı ne diyoruz? C diyoruz. Şimdi sayı, sayılarımızın adedini arttırdıkça sayılarımızın adedini arttırdıkça hem fonksiyonumuzda hem f stringimizde değişiklikler yapmamız gerekiyor. O zaman önce fonksiyonu nasıl bu dertten kurtarırız ona bir bakalım. Bakalım soru var galiba sorumuz neymiş hocam dün verdiğiniz ödevde kullandığım def ve while döngüsün sonrası return yaptım ama malum bir boş satır atıyor amacım hiçbir şey dönmeyip loop kırılsın diye. diğer türlü nan çıktısı veriyor. Şimdi tam olarak anlayamadığım Yakup arkadaşım ne demek istediğini. Ama fonksiyon return etmezse bitene kadar return ettiği değer otomatik zaten nan olur. Yani böyle göstereyim sana. Buraya bir hemen fonksiyon yazayım. Def funk bir tane fonksiyon pass. Bunların anlamını biliyorsunuz. Neydi? Pass. Şu anda içine kod yazmak istemiyorum. Daha sonra yazacağım. Buraya da geliyorum. print func diyelim. Hiçbir şey dönmüyor bu fonksiyon. Print çalıştırırsam nan döner. Çünkü hiçbir şey dönmedi, return olmadığı için. Eğer sizin program kontrolünüzde bir yerlerde return yoksa ve dönüyorsa otomatikman nan döner. Başka ne var? Hakan arkadaşımız demiş ki nasıl bir yol izlemeliyiz eğer data science'a girmek istiyorsak? İstatistik dersini iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ee, eğer üniversitedeyseniz, değilseniz istatistik kitapları alın, okumaya çalışın. E, istatistik bilmezseniz kullanacağınız algoritmaları pek anlayamazsınız. Ha, şimdi anladım ha, Yakup arkadaşım. Diyor ki e, nan yazmaması için return Hiçbir şey yapmış yani string olarak hiçbir şey yapmış ee, ki nan görmesin diye ama bu kez de bir boş satır atıyormuş. Bunu nasıl yapabilirim demiş. Ee, yapınızı değiştireceksiniz. Ee, Ödevi hatırlamaya çalışıyorum. Ödevi hatırlamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yorgunluktan. Kodları göndermem ödev olduğu için. yani gönderemem ödev olduğu için. Anladığım ödev olduğu için. Benim mail adresime gönderebilirsiniz. Bakabilirim. Ferhat nokta Manisa Ordu, Ufası, Sadana, Ban, İstanbul at adresine gönderebilirsiniz. Dersten sonra bakarım. Size dönerim. Ferit arkadaşımız canlı yayın genellikle hangi saatlerde gerçekleşiyor demiş. Her gün saat 9'da hafta içi 4 gün. Bunları öğrenmek için bazen aksaklık olabilir. CBI Lab CBI Lab'ın Instagram hesabını takip edin. Takip ederseniz orada e, sizi bildiriliyor. Zaten sertifikalı bir program. İstanbul Teknik Üniversitesi CBI Lab işbirliğiyle yapılan bir eğitim bu sertifikalı eğitim. Sanırım yeni başlıyorsunuz, o nedenle. Evet, son kelime ilk kelime. Şimdi hatırladım. Oytun arkadaşımız hatırlattı bana e, ödevi. Ee, sizin çözümünüzü şimdi bir bakayım. Ee, çözümünüzü değiştirin. Sorun çıkmaz. Evet, evet. Anladım. Ee, Oytun gayet kısa ve net hatırlattı bana. Sağ olsun. Ee, üniversite öğrencisiysen istatistik dersini ciddiye al. Eğer bölümünde, sözel bölümlerdeysen o zaman mühendislik bölümlerinin istatistik derslerine gir. Matematiği iyi yapman gerekiyor. Yoksa ee, veri biliminde başarılı olamazsın. Ama en önemlisi de istatistik ders. Matematik hoca öğrencisiysen ki artık en iyisi sen de. Harika. O zaman derslerini iyi çalış. Ee, ardından e... Python öğrenmek senin için en doğru adım olmuş. Böyle söyleyeyim. Python'la bir sürü şey geliştirebileceksin. Sonraki adımın ne diyorsan, sonraki adım Python'la veri bilimi yaz. Hangi kütüphaneler kullanıyor Python öğrendikten sonra? Ee, Google sana yol gösterir. Ee, veri bilimi dediğimiz aslında genel bir kavram. Oytun arkadaşımız sormuş ki, veri bilimi ne yapıyor hocam demiş. Veri bilimi genel bir kavram. Eee ve bir sürü şey içeriyor. Mesela önce veri madenciliği. Bundan seneler önce en meşru oydu. Ondan sonra eee makine öğrenmesi gibi ki şimdi çok revaçta. Derin öğrenmesi revaçta. Bunların hepsi aslında o şeye giriyor. Aynı dalın altına giriyor ve hepsinin temeli de istatistik. Derin öğrenme de biraz daha farklı. Ee, sorularla dersi böldük. Başta sorsaydınız keşke. Ee, olsun cevaplayayım. Mekatronik mühendisiyim diyor. Veri bilimiyle uğraşması ne kadar mantıklı. Ee, şimdi ülkemizin şartları gereği sen bu bölümü kazanmış olabilirsin. Mühendislik okuduğun için e, herhangi bir ilgini çeken iş yapabilirsin. İyi bir okuldaysan özellikle. Ee, oradaki hocaları da kullanarak istediğin bölümün işlerine dalabilirsin. Eğer ilgin varsa veri bilimi için mekatronik kötü bir bölüm değil. Hatta iyi bir bölüm sayılır eğer gerçekten mekatroniği de seviyorsan. Endüstri, 40 50 diye kavramlar var ya onları mesela e, veri bilimi dediğimiz aslında yapay zekaya giriyor biraz da onları orada kullanabilirsin. E, SPSS'in e, bir arkadaşımız, oytun arkadaşımızın istatistik derken SPSS programıyla ilgisiz bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi demiş? Evet. SPSS tam olarak nedir bilmiyorum bir uygulama mı? Hiçbir fikrim yok açıkçası. E, ancak demek istediğim şey veri biliminde verileri temizlemek gerekir ilk adımda. Temizlerken <laughs> Temizlerken algoritmalar kullanılıyor, yöntemler kullanılıyor. Bunların hepsi aslında matematikten geliyor ve temeli de istatistik aslında bunların. Ondan bahsediyorum. Evet, Endüstri 4.0 biz uzağız tabii ki arkadaşlar. Neyse, muhabbetimizi belki daha sonra devam ederiz. SPSS makaleler için kullanılan bilimsel analiz programıymış. Ee, bilmiyordum. İncelerim. Zaman, bul zaman bulursam SPSS ilginç bir şeye benziyor. Ben SPSS programından bahsetmiyorum. SPSS yani bir uygulamadan falan bahsetmiyorum. İstatistik biliminden bahsediyorum. Dersiniz var üniversitede. O dersi iyi çalışırsanız, iyi öğrenirseniz ee, veri biliminde daha başarılı olursunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Matematiğin istatistik dalı. <laughs> Pardon. Dönelim programımıza. Bu fankı siliyorum. Evet. Demin dedim ki buradaki değişken sayıları arttıkça yani sama gönderdiğimiz argüman sayısı arttıkça ben gelip burada parametrelerimi de arttırmam gerekiyor. Ayrıca buradaki mesajımı da düzeltmem gerekiyor. Durmadan bunları değiştirmem gerekiyor. Bunları nasıl çözebilirim? Böyle çözerim. Bunların yerine yazarım Yıldız Numbers. Dersin adı Arcs. Bu aslında Arcs diye geçer. Ama tabii ki içeriğini ise ona göre isim vermek daha doğrudur. Numbers. Yıldız Numbers ne yapar? Yıldız Numbers Der ki, sen istediğin kadar buraya argüman ver, ben onları positional olarak fonksiyonun içine göndereceğim. Artık bu, bu içeride abc yok. Bu abc burada bulunmuyor. Peki, ben deminki hesaplamamı nasıl yapacağım? Öncelikle bu numbers'ın ne olduğunu görelim. Numbers aslında bir tuple. O nedenle diyoruz ki for number in numbers. Tuple olduğu için yani bize buraya tuple olarak veriyor. Neyi veriyor? Bu argümanları tuple olarak bize veriyor. 2 nokta bir de result diye bir değişken sıfırdan başlatalım ve Risaltı teker teker bu sayılarla toplayalım. Artı eşittir number. Artı eşittir number ne demek? Risalt eşittir. Risalt artı number anlamına geliyor. Yani her defasında risalta her döndüğünde bu döngü bir number'ı ekliyor olacak. Peki bunun tuple olup olmadığını nereden biliyoruz? Biliyor muyuz acaba? Şimdi onu da kanıtlayacağım. Return result. Artık bu tuple gelip burada for döngüsünde istediğimiz kadar parametre koyduğumuz zaman bunları kapatıyorum ekranımız büyüsün. Sorun yaşatmayacak. Önce bir bunu çalıştırayım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalıştı. Peki gerçekten tuple mu bu? Bunu böyle deneyebiliriz. Deriz ki print numbers bana direkt içeriğini atsın. Bir de print type numbers. Çalıştırıyorum. Buraya dikkat edersek tuple gibi print etti. Ki tuple olduğunu buradan da anlıyoruz. Ben tipini de zaten bastırdım ve tipi de zaten tupul olduğunu söylüyor. Demek ki gerçekten bize tupul olarak veriyor. Neyi veriyor? Bunları burada argümanları böyle sırayla koyduğumuz zaman ben buraya bir de 40 eklersem o zaman artık sonucumuz 90. Ama burada stringimiz hala değişmedi. Bir de mesajı bastıracak bir şey yapalım. Ben buraya bir de D ekliyorum. 40 diyelim buna. Bir de mesajı mesajımızı düzgün bastıracağımız bir fonksiyon yazalım. Aynen burada olduğu gibi. Ee, soru var mı diye yeni fonksiyonu başlamadan... Ben hatırlayın diye dedim. Ee, birisi İTÜ'de mi hocasınız? Ben gerçek bir hoca değilim. Sadece Python öğretiyorum. Yazılımcıyım. Senelerdir. Ee, akademisyen değilim yani. Bir arkadaşımız sormuş İTÜ'de mi hocasınız diye. Teşekkür ederim Feridun arkadaşım. O da iyi yayınlar dilemiş. Devam edelim o zaman. Şimdi bu mesajı düzeltecek bir fonksiyon yazacağız. Geliyorum buraya. Diyorum ki def message. Message'i message fonksiyonuna print edebiliriz. Bu mesajımızı demek istiyorum. Print ettirebiliriz veya bir string dönmesini sağlayabiliriz. Buraya da aynı şekilde aynı listeyi vereceğim. Bu kez buraya args diyeceğim. Çünkü ya da numbers diyeyim. Numbers. Pass diyorum buna. Ve peki mesajımı nasıl oluşturacağım? Bu bana bir tupul verecek. Tupulumun içinde dört tane bunlar olacak. O zaman ben bunların sayısını bilmem gerekiyor ki ona göre stringimi oluşturayım. Ee... Soru geldi. Önder arkadaşımız demiş ki args her zaman tuple oluyor o zaman. Evet, tuple'un özelliği neydi? Değişken. İçeriğini değiştiremiyorduk. O nedenle tuple oluyor aslında. Doğru ve e, her zaman tuple oluyor. Yani bunun sonucu her zaman tuple içeriğini fonksiyonumuzun içinde değiştiremeyeceğiz. O zaman ben tupulum, tupulumun uzunluğunu bulmam gerekiyor ve ben nasıl çağıracağımı da göstereyim. Print diyeceğim burada. Message a b c d ve sam a b c d çağırma şeklim Bu şekilde olacak. Ve doğru bir printim olmasını bekliyorum. Şu anda print edersem ne olacak? Hiçbir şey nan yazacak. Çünkü bir return'üm yok. Deminki arkadaşımızın sorduğu soruydu aslında. Önce kaç tane argümanımız var onu öğrenelim. number of arcs diyelim eşittir number yanlış yazdım numbers nasıl buluyorduk sayısını building kütüphanesinde bulunan len fonksiyonuyla len fonksiyonu Stringlerin uzunluğunu, listenin kaç item olduğunu, tuple'ın kaç item olduğunu, diş sözlüklerin kaç key value olduğunu ve aynı şekilde de e, ne derler adına, kümelerde de kullanabiliyorduk ve daha bir sürü yerde de kullanabiliyoruz. Evet, Yakup arkadaşım ne yapmak istediğimi yazmış. Ee, bu arada Yakup, sen çok iyi gidiyorsun, İlk günden beri varsın ve çok aktifsin. Ee, diğer arkadaşlar burada çok tepki göstermiyorlar, tabii onlara haklarını yemeyim. Ama gördüğüm şey yani, Yakup arkadaşımız derslerde çok aktif. Şimdi uzunluğunu bulduğuma göre ne yapacağım? tuple'dan teker teker bunları alacağım ve number in numbers diyeceğim ve bir string oluşturacağım. result string eşittir hiçbir şey. Hiçbir şey demek buraya bir boşluk bile bu ortasına bir boşluk bile bırakmıyoruz. Ve burada result string'e artı eşittir. Ne diyeceğiz? F string number artı Return Result Şimdi kodumuzu yazmış olduk. Tabi bu hatalı bir kod da yine de çalıştıracağım. Beraber sorununa bakalım. Öncelikle bir boşluk bırakmam gerekiyormuş. Burada sonuna bir boşluk istiyormuş. Onu görüyoruz. 12 artı, 13 artı, 25 artı, 40 artı, 90 artı diye gidiyor. Halbuki 90 sonucumuz. Demek ki buradan bir eksisini alacağız. Kaç tane varsa bir eksisini alacağız. Nasıl yapıyorduk bunu? Slicing. Köşeli parantezlerle. Baştan istiyorum. Sondan Böyle mi yapacaktık arkadaşlar? 2'ye kadar. O zaman sonuncusunu almayacak. Çalıştırıyorum. Bakalım ne oldu? Evet, 90 gelmedi artık. Ama bu son artının yerine de eşittir koymamız gerekiyor. Evet, Hakan arkadaşımız son fa benden önce söylemiş oldu. Dedi ki bu son artı fazlalık değil mi? Bunu nasıl çözebiliriz? Ya bunu 3'e indireceğiz. O zaman bu döngüyü koymamız o kadar anlamlı olmuyor. Tabi sayımız az. Şu anda burada sayı az. Sayıyı çoğaltabiliriz. Son artı için Ee, çözümünüz yok galiba. Var. Bunu çok sileceğiz. Buraya diyeceğiz ki if diyeceğiz. Result string eşit değilse hiçbir şeye o zaman result string artı eşittir artı diyeceğiz. Bu çözer mi sizce? Yayında tabii ki gecikme var. Onun için biraz bazen bekliyorum. Birkaç saniye geç size ulaşıyor yayın. Bu da sorunumuzu çözmeyecektir aslında. Evet. Oytun arkadaşım çözmez. Çünkü ilk baş, başını çözer, sonunu çözmez. Çalıştırayım. Aynı sonucu, benzer bir sonuç göreceğiz. Sonuna boşluk bırakmam gerekiyordu. Çözdü mü? Aslında çözdü. Ardından geliyoruz buraya. Diyoruz ki Result string artı eşittir f string ve sonuncu tuplumuzdan sonuncusunu alacağız. Numbers köşeli parantez eksi 1. Başına ne yazacağız? Eşittir. Çalıştırıyorum. Bunun başına boşluk bırakacak mıyım? Ona bakıyorum. Çalıştırıyorum. Ve sonucumuz doğru mu? Değil. Çünkü biz dört tane verdik. Bu arkadaş iki tanesini almış. Demek ki bu da yanlış. Sondan bire mi gelecek bu? Şimdi doğru oldu. Neden? Çünkü buna kadar diyoruz aslında. Demin yanlış yazmıştım evet. Buna kadar dediğimiz için eksi bire kadar yani sona kadar sonuncusu değil. Sonuncusunu da burada aldık. Eşittir dedik. Ve cevabımız print oldu. Böylece Arkızın nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Bir de böyle bir durum var. Eğer sayı değilse bunu kale almayalım gibisinden. Mesela gelelim burada bize bizim için toplaması. If diyelim. Pardon. Buraya diyoruz ki if diyoruz. Type number beklentimiz nedir? Diyelim ki int. Int ise o zaman sonucu topla. Değilse toplama. Aynı şey bunun için de geçerli. Burada gelip deriz ki ya da evet diyelim burada if type number eşittir int ise o zaman buradan buraya kadarını alıyorum. Nereden nereye alacağım? For'un altına alacağım. Tab'e basıyorum. Hepsi if'in altına geçti. Ve artık int değer vermezsem sorun yaşayacak. Daha doğrusu toplamayacak. 40 buçu çalıştırayım. 40 buçuk gitti. Onu hesaplamadı ve programımız gayet güzel çalışıyor. Sadece int kabul ediyoruz. Hatta sayı değil de buraya Furkan yazarsam çalıştırırsam hata da vermedik. Halbuki ben o ifi koymasaydım toplamaya çalışacağı için aslında hata vermezdi. F string koyduğumuz için hiçbir sorun olmayacaktı. Saçma sapan bir şey çıkacaktı özetle burada da. Burada problem olacak, evet. Şimdi gelelim, bizim verimiz genelde böyle değişkenlerle olmaz. Verilerimiz listeler, tuple'lar, böyle şeyler olur. Demek istediğim my list diye bir listem olur. Eşittir, köşeli parantez, 12, 13, 14, 16, 15, 25, 36, 47, bir tane daha koyalım, 98. Böyle bir data setim var diyelim. Ben bu data seti aslında bu ve sama göndermem gerekiyor. Mesajımı öyle oluşturmam ve toplamımı da öyle top, oluşturmam gerekiyor. Bunun için fonksiyonlarımda hiçbir şey yapmama gerek yok. Fonksiyonlarım olduğu gibi çalışacak. Buraya gelip bunları kaldırıp my list dersem o zaman ne olur? Çalıştırıyorum. Hata verdik. Name is not defined diyor. Ha bu satırdan sorun çıktı çalıştıralım. Artık hata vermedi. Eşittir sıfır dedi. Neden? Çünkü bu, buradaki if sayesinde bu içeriye girip hiçbir şey eklenmedi. Buradaki if sayesinde de hiçbir şey toplanmadı. Sonuç niye sıfır? Çünkü burada ilk başta sıfır vermiştik. Sum'ın değeri sıfır. Ve onun da tipi integer olduğu için burada integer verdiğimiz için onu koymuş oldu. Ancak bu for döngüsünde o kullanılmadığı için sona kadar olduğu için bir tane üyesi varsa da sadece şey. Neyse. Peki listeyi nasıl kullanırız? Listeleri unpack etmeyi göstermiştim daha öncesi Buraya unpack edeceğiz. Unpack diyeceğiz. Ve buna da unpack diyeceğiz. Böylece bu listeyi olduğu gibi benim için unpack edecek ve Evet. Hasan arkadaşımız unpack yapacağımızı söylemişti, söyledi. Çalıştırıyorum ve istediğimiz sonucu verdi. Cevabı da burada. Unpack yaparak istediğimiz her şeyi buraya gönderebiliriz. Mesela datamız bozuk olsa Arada işte deminki gibi cevap yazan arkadaşımızın adı Hasan'dı. Ee, mesela bir tane de burada false olsun gibi. Bunlar da bizim için sorun yaratmayacak çünkü programımızı doğru yazdık. Tek bir eksiğimiz var. Onu da şimdi gösteriyor olacağım çalıştıralım. Oradaki hasan ve false kale alınmadı. Çünkü kodumuz güzel yazılmış durumda. Farkları varsa da bir tane var görüyorum. O da eğer numbers'ı vermezsek, numbers diye bir args verdiğimiz zaman buraya bunun içine kaç tane veriyorsak verebiliyoruz. Bu ne demek? Sıfır tane de verebiliriz demek. Yani vermeyebiliriz. Böyle göstereyim. Ben eğer print sum yazarsam ne olur? Hiçbir parametresi olmadan. Çalıştırıyorum. Sıfır. Neden? Çünkü bu döngüye geliyor. Numbers olmadığı için, içinde böyle bu içi boş olduğu için, boş bir tuple bu. Boş bir tuple olduğu için bu for döngüsüne girmiyor. Ve burada da e, ne derler? Return result yapıyoruz. Result'ımız neydi? Sıfırdı. Peki burada bir sorun çıkacak mı? Bakalım çıkacak mı? Message yazarsam ve sadece boş gönderirsem burada hata aldık. Çünkü diyor ki boş bir tuple'ın var ve sen oraya bir indeks vermişsin. Eksi bir sonuna bakıyorsun. Yani benim bu for döngüsündeki bu arkadaşım ve bu arkadaşım sorun yaratıyor. Aslında bunu gösteriyor. Başkasını gösteriyor mu? Yok. Bunu gösteriyor. Boş olduğu için burada hata vermiyor. Belki aralık olduğu içindir. Bu direkt indeks verip item istiyoruz burada. Şimdi böyle hatalardan kurtulalım diye geliriz burada deriz ki if deriz numbers ve bütün bunu alırız Tab'e basarız. Numbers'ın bu if'in altına koyarız. Buraya iki noktayı unutmuşum. Doğal olarak bu if'in altında bunlar çalışacak. Bu if ne zaman çalışacak? Numbers boş bir e, tuple olmadığı zaman. Çalıştırayım. Artık aynı hatayı almayacağız. Gördüğünüz gibi aynı hatayı almadık. Burada hiçbir şey yazdırmadı. Çünkü result string burada boştu. Demek ki boş olup olmadığını direkt if numbers diye yazabiliriz. Veya len deriz. Len eşittir sıfırsa, eşit değilse sıfırsa bunları yap diyebiliriz. Sonuç olarak Böyle bir tuplumuz burada var. Arz ile ilgili başka sorunuz var mı? Arkadaşlar yoksa konuyu farklı bir 2W arza dönüştüreceğim çünkü. Tamam. Bunu siliyorum hepsini. Evet, eşit eee Oytun arkadaşımız sormuş ki len e, hayır numbers eşit değilse neye eşit değilse? Çünkü bu boş bir küme. Pardon, boş bir tuple. Bu string değil. Boşluğu sadece string'e gösterebiliriz. Ortun arkadaşımız diyor ki böyle de gösterip böyle de burayı kontrol edebilir miyiz? Hayır, bunu böyle kontrol edemeyiz. Çünkü bu string değil. Bu bir tuple. Bu string olsaydı dediğini yapabilirdik. Burada yapacağımız şey bu böyle bir şey olabilir. Len deriz. Bu bir tuple. Uzunluğunu soruyoruz. Kaç tane var içinde item diye. Eğer sıfır değilse buraya gir deriz. Bu bir tuple. Ee, soru sorup soru kusura bakmayın demeyin. Gerçekten e, sorularınızı sorun. Aklınıza ne takılırsa sorun. Hiçbir kusuru yok. Zaten amacımız bu. Hasan arkadaşımız ne sormuş? Ampek işlemini fonksiyonun içinde de yapabilir miyiz? Yaparız. Daha önce ampek nasıl yapıldığını göstermiştim. Bu bir tuplu olduğu için tuplu da ampek yapabilirsiniz. Yani burada ampek yapıp onu fonksiyona gönderiyorsunuz. Fonksiyon onu pekliyor aslında ve tuple'a çeviriyor. Ve tuple'ı alıp içeride ampek yapabilirsiniz. Sonuçta bu bir tuplu. Tupul'un Türkçesini demet diye tercüme etmişler bazı yerlerde. Derslerimizde Tupul var. Tupul dersini izlemeni öneririm bir daha. Eğer sorun olursa yarın ders başında sorabilirsin. Çünkü Tupul kendisi bir dersti. Bir saatlik ders olarak anlattım. Evet, Önder arkadaşımız gayet güzel bir soru sormuş. Demiş ki, Arx bize ne avantaj sağladı hocam? Avantaj ne sağladı? Dinamiklik sağladı. Ben sayısı belli olmayan data setimi fonksiyonuma gönderip işlem yapabiliyorum. Hem sam fonksiyonuma datası belli olmayan, datanın kaç tane datam olduğunu bilmediğim bir data setini gönderip onun üzerinde işlem yaptım. Yani bu aslında bir dosyadan alıp burada bu datayı elde etmiş olabiliriz. Başka bir web sun, web sitesinden almış olabiliriz. web servislerden almış olabiliriz. Veri tabanından okumuş olabiliriz. Bir yerden almışız ama programı yazarken bunu bilmiyoruz. Evet. Sayı limitinden kurtardı. Yani deminki gibi 3 tane değişkenim var. Üç taneyi toplarım. Zaten onun için fonksiyon yazmaya da gerek yok. A artı B artı C yapsan hemen olduğu yerde çözersin. Ancak buradaki sorun bunların sayısını bilmemekten geliyor. Ve hatta hatta tam kirliyse yani veri tabanından gelen verilerin hepsi burada olduğu gibi integer değilse onları da burada temizleyebiliyorum. Avantajı bu dinamik olarak bir de mesaj oluşturduk. Mesajımızı da dinamik olarak oluşturduk. Sayımıza, datamızın sayısına bağlı olmayarak. Tabii ki bu mesajımız çok düzgün bir mesaj değil ama buna benzer şeyler yapmak için bir örnek olsun diye gösterdim ben size. Bunları şimdi siliyorum. ve bir fonksiyon yazıyorum. Tekrar def diyorum. Hayır. En yüksek fiyatı olan arabaları kar 1 ve kar 2. Bu kez de arabaları belirliyor olacağız. Ee, önder arkadaşım acele diyorsun. Evet sözlük olabilir. Şu anda onu öğretmeye çalışıyorum. E ee, hayır. Onun eee Yakup arkadaşım sormuş ki değeri e, listedeki false yerine true olsaydı onun değeri bir olacak mıydı? Hayır. False da zaten sıfır sayıdır değer olarak. Ee, ama integer değil. Tip olarak baktığımız için tipine baktık. Dedik ki bu integer mı? Integer olmadığı için işlem yapmadık üzerinde. Bu nedenle true veya false olması bir şeyi değiştirmiyordu. If kar 1 büyükse 10 bin lira. Eski zamanları hatırlayalım. Result list diyelim eşittir. Boş liste oluşturalım. Boş listeyi ya böyle oluşturuyoruz ya da böyle oluşturuyoruz. Ama ben köşeli parantezle oluşturmayı tercih ediyorum. Siz hangisini isterseniz tercih edebilirsiniz. Result list append car 1 if diyoruz car 2 büyükse pahalı arabaları listelemeyi düşünüyoruz şimdi. Result list append car 2 return result list ve diyorum ki print Hayır diyelim. 9 bin lira ve 19 bin lira. Çalıştırıyorum. Cevabımız bir liste olarak, tek bir item olan liste olarak karşımıza çıktı. Ancak bu hangisi olduğunu da bilmiyoruz. Sadece 19 bin lira fiyatı olduğunu biliyoruz. Kar 2 miydi? Kar bir mide bilmiyoruz. O zaman bunu değiştirelim, dikt diyelim ve buraya köşeli parantez diyelim. Bunu da alıyoruz, burada her yere değiştiriyoruz. Peki append yerine ne kullanacağız? Hatırlayan var mı? Sanırım cevap yok. Append'e ihtiyacımız yok. Buraya köşeli parantez koyuyoruz. Ve kar 1 yazıyoruz. 2 nokta pardon eşittir Kar birim fiyatını yazıyoruz. Burada da aynısını yapıyoruz. Köşeli parantez. Ki sözlüğümüzü eklemek için böyle yapıyorduk. Kar 2. Evet, Hasan arkadaşımız cevabını verdi. Şimdi çalıştırayım. Evet, böylece ikinci arabamızın daha pahalı olduğunu öğrenmiş olduk. Ancak veri setimiz aynen demin olduğu gibi farklı olabilir. Biz buraya args kullanırsak, Artık kodumuzun içinde bunu da yapamayacağız. Ama bizim veri setimiz böyleyse my dict diyelim eşittir car1 ya da Türkçe yazalım niye İngilizce yazıyoruz ki araba 1 8500 virgül araba 2 9000 virgül araba araba 3 12000 araba 4 8800 araba Bu turma Aquila Charles 5 ise ne olsun 19.000 Ve ben bu sözlüğü buraya göndermek istiyorum. Bu sözlüğü gönderirsem my dict deminki gibi sorun yaşatır bana. Yıldız koyarsam da sorun yaşarım. Yıldız koyarsam sözlüğü unpack nasıl edecek? Key value olarak unpack edecek ki burada ee, şu anda öyle bir kodum yok. Unpack ettiğimde ve ben buraya Yıldız Cars dediğimde ne olduğuna bakalım. Buraya siliyorum şimdilik bu iki satırı. Print Cars eğer print etmeyi başarırsam. Başardım. Ve sadece Key'leri verdi bana. Unpack ettiğimde. Yani bu ilk itemların kilerini bana verdi. O zaman tutarları nasıl göndereceğim? İkinci yıldızı koyacağım. Bir yıldız buna koyacağım. Bu key w args diye geçer bu. Key value, keyword argümanlar diye geçer. Ama ismini açıklayıcı olsun diye cars koyuyorum. Aynı şey yani. Key args ya da keyword args. Burada da bunu unpack ediyor olacağım. Aynı şekilde. Sözlüğü unpack etmekte de böyle. Çalıştırıyorum. Bakalım bu kez bu arkadaş gelen verileri kibelli olarak alıyor. Peki bu ne yapıyor? Sözlüğün içindeki değerleri kibelli olarak unpack ediyor. Bunu göstermek için print edelim. Bakalım normal şartlarda da bunu kullanabiliyor muyuz? Aklınızdan geçiyorsa diye yapıyorum. Çalıştırıyorum yapamıyormuşuz. Sayımız fazla olduğu için söylüyor. Bakalım ne olacak? Çok merak ettim ben de. Her halükarda ta veriyor. Keyword argümanlarını beğenmiyor. Çünkü print'in içinde keyword argümanları tanımlı. Mesela neler tanımlı? Size söyleyeyim, sep bir keyword argümanı, end bir keyword argümanı. Yani onu verseniz de, vermeseniz de sorun yaratmıyor. Doğal olarak onlar yıldızlı yerde. Şimdi ne demek istediğimi birazdan hızlanayım biraz, zamanım bitmek üzere. E, bunu siliyorum, buraya if diyorum cars yani böyle bir şey verilmişse for car name car price in cars if car price büyükse 10.000'den deminkinin aynısını yapıyoruz. O zaman result dikte ekleyelim. Buraya ne koyuyoruz? Car name'i koyuyoruz. Key olarak eşittir car price. Bu anlattığım şeyi yapmak için ne? Ee, pardon burada Items'i kullanacaktık. Unuttuk. Çalıştıralım. Şimdi çalıştı. Items ne yapıyordu? Her döndüğünde döngü bir item'i alıp key value olarak bu tarafa at atamamızı sağlıyordu. Item'i koymazsak sadece ki'leri alıp verirdi. Onun için burada fazladan bir şey olduğu için price'ımız var. Ona hata verdi dedim biraz önce. Item'i yapmamız gerekiyordu. Evet. Son bir şey daha göstereceğim. Def print print demeyelim. Funk diyelim. Param 1 param 2 yıldız args yıldız yıldız QW Arcs 2. Print param 1, virgül param 2. Bunları print ettik. If diyoruz. <laughs> args varsa bunu yap. If diyoruz. Kw args varsa bunu yap. Ne yap? For key value in kw args items. Hızlı hızlı yazıyorum. Göstermek istediğimi gösterebileyim diye. Ve print value Evet. Args ile ilgili bir şey yazmayacağım. Şimdi geliyorum buraya. Print diyorum. Ya da print dememe gerek yok. Funk funk önce 1 ve 2 ile çağırıyor. Çalıştırıyorum. 1 ve 2 ile çağırdığımda ne oluyor? Geliyor buraya. Funk'ı çağırdığımda kontrol geliyor buraya. Buna 1 veriyor. Buna 2 veriyor. Bunlar var mı? Yok. Doğal olarak print 1 2 yapılıyor. Ve ardından bu olmadığı için burada hiçbir şey yapılmıyor. Bu da olmadığı için burada hiçbir şey yapılmıyor. Buraya da bir print koyalım. Print Arx diyelim. Tupulu bassın. Ne geliyorsa. Şimdi bir kez daha funk'ı çağırıyorum. 2 3 ve 4 Burada ne oluyor? Çalıştırıyorum. 2 3 Geliyor buraya. Bu 2 oluyor. Bu 3 oluyor. Buna 4 varıyor. Positional argümanlar buna geliyor. Buraya 5 koyarsam oraya gelecek. Hatta ben bunların rakamını yukarı aynı yapayım da. 4 diyelim. Çalıştırıyorum. Bu kez tuplumun içinde iki tane var. Demek istediğim ilk iki tanesi positional argümanlarla eşdeğer oluyor. <laughs> Sonrakiler bunlarla eşdeğer oluyor. Peki ben bununla eşdeğer yapmak istediğim bir şeyi nasıl yapabilirim? Böyle. Funk diyorum. Burada ilk iki tane parametreyi her zaman kesinlikle vermek zorundayım. Çünkü onlar position'ı. 1 ve 2'yi vereceğim. Diyeceğim ki param 3 eşittir 3 çalıştırıyorum. 1 ve 2 bunları set edildi. Artık bunları söylememe gerek yok. Bu ne oldu? Bu positional arcs'lar positional'ların geri kalanını alıyor. Yani tek başına böyle bunun gibileri alıyor. Biz key value verdiğimizde direkt buna atıyor. Bu da ne yapıyordu? bir sözlük haline getiriyordu. Sözlüğü de ben burada for döngüsüne koyup print etmiştim key value olarak. Onu da burada görüyoruz. Bu yöntemle aynı şekilde biz sep print'teki sep'i end i falan set ediyoruz. Eğer onu verdiğimizde buraya end koyduğumuzda geliyor böyle bir döngüsü var. O döngüde end varsa ona göre işlem yapıyor. Eğer o döngüde sep varsa ona göre işlem yapıyor. Yoksa da ki vermemiş oluyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Çalıştırıyorum. End 3'müş. Evet. Buraya bir tane daha ekliyorum sep diyelim. Bu da eşittir 4 olsun. Bu positional olacak. Çalıştırıyorum. Geliyorum buraya. 3, 4, buraya da ekliyorum. Artık hepsi var. Bu 1 oraya, 2 oraya. Tupla 3, 4 gidiyor. Ve 3, 4 de buraya. Ama böyle bir sorunumuz var. Bunları alıp sona getirirsek ne olur? Zaten şu anda hata aldığını görüyorsunuz. Kızardı çünkü. Çalıştırıyorum. Zaten hata alacağımızı gördüm. Yani keyword argümanlarda daha önce de söylediğim gibi önce gelemez. Önce positional'lar gelmesi gerekir. Bunlar da görüntü olarak positional. Fonksiyonunda args olarak tanımlanmış olabilir ama görüntüsü positional. Hayır. Ee, Hasan arkadaşımız demiş ki Arx veya KW Arx'a Keywords Arx'a varsayılan değeri tanımlayabiliyor muyuz? Hayır tanımlayamıyoruz. Teşekkür ederim Murat arkadaşım. Ee, şimdi gelelim ödeve. Bugün iki ödev vereceğim. Bir tanesini args ile çözeceksiniz, bir tanesini kw args ile çözeceksiniz. O zaman ödevi veriyorum. Sorunuz yoksa... Soru yok sanırım. Evet soru yok. O zaman ödeve geçebiliriz. Tam sayılardan oluşan bir veri setiniz olsun istiyorum. Mesela böyle my list eşittir. Direkt bu listeyi örnek alabilirsiniz. 3, 5, 7, 9. 12 2 5 7 44 Böyle bir setimiz var. Neyi hesaplayacaksınız? My result eşittir 3 faktöriyel bölü 4 artı 5 faktöriyel bölü 6 artı 7 faktöriyel bölü 8 ve bu böyle devam edecek. Mantığını anlamışsınızdır herhalde. Burada 7 faktöriyel varsa bölü o 7'nin yani buradaki değer 7 ise onun faktöriyelini alacaksınız. Bölü bunun bir fazlasına böleceksiniz. Data setinizde bu olacak. Tam sayılardan oluşacak. Bunu argzla yapmanızı istiyorum. İkinci ödevimize geçelim. İkinci ödevimizi TWArgs ya da keyword argzlarla yapıyor olacaksınız. Films diye bir sözlüğümüz olduğunu varsayalım. Sözlüğümüzün içinde filmlerin isimleri olacak. Film 1 ve bunun hangi tipte olduğu söylenecek. Sıfır komedi olsun. Film 2 bir korku olsun ve böyle bir liste oluşturun kendinize. Yapmanızı istediğim şey bu listede bulunan filmleri ayrıştırmanız türüne göre. Türler nedir? İşte korku, komedi, bir de romantik diyelim ya da duygusal diyelim buna. Ee, bu ne oldu? Komedi, korku, gerçek film isimleri de koyabilirsiniz bu arada listenize. 2004'te tekrar sıfır olsun mesela. Bu ne oldu? Bunu da duygusal ve her neyse artık. Böylece bu üç tipteki türdeki filmleri ayrıştırıp listeler oluşturmanızı istiyorum. Bir liste bu filmlerden, bir liste bu filmlerden, bir liste de bu filmlerden. Bunu da KW Arx ile yapmanızı istiyorum. Sorunuz var mı? Sorunuz yoksa yayını kapatıyorum. Ee, birazdan 13. dersimizin ödevini, yani 12. ödevimizin çözümünü göstereceğim. Çok kolay bir ödev. Ee, katılmak isteyenler 5 dakika sonra yayını açıyor olacağım bu yayında görüşmek üzere. Bakayım bir soru geldi galiba. Yok soru gelmemiş onu okumuştum. Tamamdır. Ödev çözümü kısmına katılmayacak olan arkadaşlara şimdiden iyi geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.